Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu noktalama işaretleri. Bu videomuzda neler var? Nokta, virgül, noktalı virgül, iki nokta, üç nokta, soru işareti, ünlem işareti, kısa çizgi, uzun çizgi, eğik çizgi, yay ayraç, köşeli ayraç, tırnak işareti, tek tırnak işareti ve kesme işaretinin işlevleri. Konumuza başlamadan önce bir açıklama yapalım. Şu logoyu gördüğünüz işlevler veya bunları somutlayan örnekler ÖSYM tarafından üniversiteye giriş sınavlarında sorulmuştur. Şimdi noktanın işlevleriyle başlayalım. Nokta anlamca tam tamamlanmış cümlelerin veya dizelerin sonuna konur. En verimli yağmur alın teridir cümlesinde yargı tamamlanmıştır. Soru anlamı yoktur. Dolayısıyla nokta konur. Bazı kısaltmaların sonuna konur. Arkadaşlar tek bir kelimeden oluşan kısaltmaların sonuna nokta konur. Profesörün prof şeklindeki kısaltmasının sonuna nokta konur. Cadde kısaltmasının sonuna nokta konur ve benzeri kısaltmasının sonuna nokta konur. Saatlerin yazımında kullanılır. Genelde arkadaşlar dijital saatlerden dolayı iki nokta kullanıldığı sanılıyor ama nokta kullanılır. Burada bir hususa daha değinelim. 80 00 gibi tam saatlerde ekler 00'a göre değil saatin kendisine göre okunur. Yani 8.00'da diyemeyiz. Saat 8'de deriz. Devam edelim. Tarihlerin yazımında nokta kullanılır. Örneğin gün, ay, yıl noktayla ayrılmış. Yani 19 Mayıs 1919. Burada bir husus daha var. Gördüğünüz gibi aylar Roma rakamıyla da yazılabiliyor. Sayılara sıra bildirmek. Yani ıncı inci, inci ekinin anlamını vermek için konur. Üçüncü virgülle veya çizgiyle ayrılan sıra sayılarının en sonuncusundan sonra konur. Örnek 3, 4 ve 7 maddeler. Yani bu aslında 3. dördüncü ve 7. maddeler demektir. Ama sadece son sayıdan sonra noktayı koyduk. 4 veya daha çok rakamlı sayılar sondan başa üçlü gruplanırken kullanılır. Şimdi burada 4 rakamdan çok daha fazla rakamdan oluşan bir sayı var. Üçlü olarak ayrılmış sondan başlanarak. Bir yazının maddelerini gösteren rakam veya harflerden sonra konur. Maddelemede kullanılan rakam veya harfleri görüyoruz ve bunlardan sonra nokta getirilmiştir. Eser künyelerinde kullanılır. Muharrem Ergin'in kitabının künyesinin sonuna nokta koyduk. Genel A yani internet adreslerinde kullanılır. Bakın noktaları görüyoruz. Virgüle geldik. Arkadaşlar virgül sınavlarda en fazla sorulan noktalama işaretidir. Gördüğünüz gibi ÖSYM'de virgülün hemen hemen bütün işlevlerini sormuştur. Başlayalım virgülün işlevlerini. Eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur. Burada elma, armut, ayva ve nar yetiştiriliyor. Burada yetiştirilen ürünler eş görevli kelimeleri oluşturuyor. Bunların arasına virgül konmuş. Sıralı cümleleri ayırmak için konur. Geldi yüklem, açtı yüklem. İki ayrı yüklem varsa iki iki ayrı cümle vardır. Dolayısıyla burada iki ayrı cümleyi veya sıralı cümleyi ayıran bir virgül vardır. Virgül yüklemden uzak düşmüş özneyi belirtmek için de konur. Dil insanlar arasında iletişim kurmayı sağlayan doğal bir araçtır. Araç olan nedir? Dil. Dil öznedir burada. Dil öznesinden sonra tek bir öge şeklindeki yüklem ayrılmış. Ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için konur. Bizim çocukluğumuzda televizyon yeni yeni yaygınlaşıyordu. Bir cümledir. Burada iki virgül arasında yazılan o yılları çok özlüyorum ara sözü vardır. Bu ara söz cümlenin herhangi bir ögesi değil cümle dışı unsurdur. Aynı zamanda arkadaşlar gördüğünüz gibi küçük harfle başlamış. Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimeler arasına konur. Hepsi gider. Bu kubbede kalacak aşık sesi, şair sesi, er sesi. Burada ses sözcüklerinin tekrarlandığını görüyoruz ve bu tekrarlanan kelimeler arasında virgüller yer alıyor. Anlam karışıklığını önlemek için kullanılır. Gazeteci kadına bir soru sordu dediğimiz zaman biri gazeteci kadına mı soru soruyor yoksa gazeteci bir kadına mı soru soruyor? İstediğimiz anlama göre bir virgül kullanıyoruz. Burada gazetecinin bir kadına soru sorduğu anlatılmak istenmiş ve gazeteciden sonra anlam karışıklığını önlemek için virgül getirilmiş. Red, kabul ve teşvik bildiren hayır, yok, evet, peki, pekala, tamam, olur, hay hay, baş üstüne, öyle, haydi, elbette gibi kelimelerden sonra konur. Evet, başarıya planlı çalışmayla ulaşılır. Burada bir onay ifadesi, kabul ifadesi var. Ondan sonra virgül gelmiş. Özne olarak kullanıldıklarında bu, şu, o zamirlerinden sonra konur. O, tarihin gördüğü en büyük şairlerden biridir. Burada söze edilen kişi yerine o zamiri kullanıldığı için özne nedir o? Dolayısıyla özleden sonra virgül kullanılmıştır. Metin içinde art arda gelen zar fiil eki almış kelimelerden sonra konur. Ayağa kalkıp olayın nasıl olduğunu anlatarak merakları giderdi. Burada kalkmak fiilinden yapılan kalkıp zar fiili, anlatmak fiilinden yapılan anlatarak zar fiili vardır. Birden fazla zar fiilin bulunduğu ögelerin arasına da virgül kullanılmıştır. Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden sonra konur. Kaygının kaynağı bilgisizliktir der Emerson. Biz bunu nasıl yazabiliriz başka? Tırnak içine alırız. Cümlenin sonunda nokta olur ama tırnak içine almadığımız zaman bu alıntı cümlenin yani başkasından yapılan bir aktarmanın yazımında kişinin sözü bittikten sonra virgül kullanılır. Konuşma çizgisinden sonraki alıntı cümlesinin bitimine de virgül konabilir. Kişi konuşuyor diyor ki ben karaya cenk için çıkıyorum sen gemide rahat kal dedi. Ömer Seyfettin'in Forsa hikayesinden alınmış bir bölüm. Kişinin konuşması bittikten sonra virgül konuyor. Edebi eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna konur. Konuşma bölümü konuşma çizgisinden anlaşılıyor. Burada konuşma var. Bundan önce virgül kullanılması gerekiyor. Bize sözünden sonra kullanılmış. Hitap için kullanılan sözlerden sonra konur. Arkadaşlar bir hitap ifadesidir. Virgül gelmiş. Cümlenin sonuna ünlem işareti gelecektir. Çünkü arkadaşlar bir seslenme ünlemidir. Sevgili seyirciler gibi hitap ifadelerinden sonra da virgül gelir. Bu ifadelere genellikle nutuklarda, mektuplarda ve konuşmalarda rastlarız. Sayıların yazılışında kesirleri ayırmak için kullanılır. 35,8 bunun okunuşu 35 tam onda 8. Kitap, dergi ve benzerinin künyelerinde yazar, eser, basım evi ve benzeri maddelerden sonra konur. Abdülhak Şinasi Hisar yazar adı. Fahim Bey ve Biz eserinin adı. Hilmi Kitabevi yayın evinin adı. İstanbul yayın yerinin adı. 1941 yayın tarihi. Künye bittiği için nokta ama aralarda hep virgül kullanılmış. Yazarın soy adı önce yazılmışsa soy adından sonra da virgül konur. Aynı eserin yazarın soy adı öne gelecek şekilde verilmiş künyesine bakalım. Hisar yazarın soy adı virgül getirilmesi gerekiyor. Şinasi adı künye bittiği için yine nokta. Arkadaşlar virgülün kullanımı ile ilgili bazı özel durumlar var. Sınavlarda bunlar her zaman karşınıza çıkar. Metinde zarf fiille kalmış kelimeden sonra virgül konmaz. Birden fazla zarf fiil varsa aralarında kullanılır ama tek bir zarf fiili ki varsa virgül kullanılmaz. Hatalarını düzelterek daha iyi ulaşabilirsin. Burada bir tane zarf fiil vardır. Dolayısıyla burada virgüle gerek yoktur. Metinde ve veya yahut ya ya gibi bağlaçlardan önce ve sonra virgül kullanılmaz. Arkadaşlar bağlaç sırlardan önce ve sonra virgül kullanılmaz şeklinde bunu genişletebiliriz. Hatta ancak yalnız gibi bağlaçlardan önce eskiden virgül noktalı virgül kullanılıyordu, şimdi kullanılmıyor. Programı yükle ve bilgisayarı yeniden başlat. Neden kullanılmıyor? Programı yükle bir cümle, bilgisayarı yeniden başlat başka bir cümle. Burada virgül kullanıldığı zaman virgül zaten bağlama işleviyle kullanılır. Bağlaç varsa artık virgüle gerek yoktur. Tekrarlı bağlaçlardan önce ve sonra da virgül kullanılmaz. En fazla yapılan hatalardan bir tanesi budur. Hem roman hem de tiyatro türlerinde eser vermiştir şeklindeki bir cümlede romandan sonra virgül konursa hata yapılır. Çünkü hem hem sözcükleri burada bağlaçtır. Zaten virgül yerine de geçer. Pekiştirme ve bağlama görevindeki dadeye bağlacından sonra da virgül konmaz. Düzenli çalıştığı bir cümle, başarıya ulaştığı diğer bir cümle, daha burada iki cümleyi bağlayan bağlaçtır. Dolayısıyla iki cümleyi bağlama görevinde kullanıldığı için artık bir virgüle gerek yoktur. Metinde ince ince anlamıyla kullanılan mı ekinden sonra virgül konmaz. Öyle zekiler vardır ki konuştular mı ağızlarından bal akıyor. Konuştuklarında konuştukları zaman anlamı vardır burada yani zarf fiil gibi düşünebilirsiniz bunu. Dolayısıyla burada virgül konmaz. Şart ekinden sonra virgül konmaz. Eskiden kullanılıyordu. Buna dikkat edin. Şimdi kullanılmıyor. Her gün nefes egzersizi yaparsan kaygı düzeyin düşer. Burada virgül kullanılırsa hata olur. Virgül kullanılmaz çünkü s şart eki almış bir sözcük görüyoruz. Noktalı virgüle geldik. Virgül içeren sıralı cümleleri ayırmak için kullanılır. Örnek: Aylar geçti, yıllar geçti. Burada bir zaman ifadesi var. İki ayrı cümle var. Geçti'den anlıyoruz. Araya iki cümleyi bağlayan bir virgül geldi. Çocuklar büyüdü, insanlar değişti. Zaman ifadesinden sonra zamanla ilgili durumları ifade eden iki cümle görüyoruz. Büyüdü ve değişti'den anlıyoruz ki burada iki cümle var ve bu iki cümle virgülle bağlanmış. İşte virgülle ayrılan sıralı cümleleri ayırmak için de noktalı virgül kullanılır. Yani noktalı virgül mutlaka virgüllerin bulunduğu bir ortamda kullanılır. Virgüllerle bağlanmış gruplara ayırmada kullanılır. Doğrudan bir cümlede tek başına noktalı virgül kullanılmaz. Bir yerde noktalı virgül kullanılacaksa orada önceden virgül kullanılmış olması gerekir. Virgül bulunan cümlelerde özneyi ayırmak için kullanılır. Yine aynı bakın. Noktalı virgül virgülden birlikte kullanılır yani. Virgül olmayan yerde doğrudan noktalı virgül kullanılmaz. Genç şairimiz özgün, samimi, doğal bir uslukla yazdığı şiirlerden oluşan ilk kitabını yayımladı. Bakın şimdi burada özne genç şairimizdir. Diğer virgülle ayrı ayrılmış kelime gruplarından ayırmak için özneden sonra noktalı virgül kullanılmıştır. Virgüllerle ayrılmış takımları ve türleri ayırmada noktalı virgül kullanılır. Örnek verelim. İzlediğim filmler, tiyatrolar, gösteriler burada izlenilen şeylerden söz edilmiş. Aralara virgül konmuş. Okuduğum romanlar, hikayeler, denemeler. Burada da okunan şeylerden söz edilmiş. Araya virgüller konmuş. İzlenen eserler bir grup, okunan eserler bir gruptur. Dolayısıyla aralarında virgül bulunan iki grup veya iki tür noktalı virgülle ayrılır. İki nokta kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna konur. Kültürümüzün ayrılmaz ögeleri gün geçtikçe yok olmaya yüz tutuyor denmiş. İki nokta konmuş. Gün geçtikçe yok olan kültür ögelerine tarihsel yapılar, müzik ve bize özgü yemekler örnekleri verilmiş. Kendisiyle ilgili açıklama verilecek. Açıklama yapılacak cümlenin sonuna konur. Bu tartışma onun şu iki yönünü açığa çıkarmıştır. Bakın zaten şu iki yönü denerek bir açıklama yapılacağı belirtilmiştir. Eleştirilere karşı hoşgörüsüz olma ve duygularını denetleyememe. Dolayısıyla arkadaşlar burada bir iki nokta görüyoruz. Karşılıklı konuşmalarda kişiden sonra konur. Turgut Öz Akman'ın Ocak adlı tiyatro eserinden alınan bir parça. Safiye ne oldu diyor. Tarık canım sıkıldı tek başıma orada diyor. Burada Safiye ve Tarık adlı kişilerin isimlerinden sonra iki nokta konduğunu görüyoruz. Edebi eserlerde konuşma bölümünden önce kullanılır. Bir bilgeye zaman nedir diye sorduklarında ondan şu cevabı alırlar. Bakın şimdi konuşma gelecek. Dolayısıyla iki nokta kullanılmış. Şimdi zamanı anlatacak kadar zamanım yok. Genel A yani internet adreslerinde kullanılır. Bakın internet adresinde iki nokta kullanılmış. Üç noktaya geldik. Akdeniz'in üstünde ardıç kuşları uçuyordu denmemiş yargı eksik bırakılmış dolayısıyla 3 nokta konmuştur. Örneklerin sürdüğünü belirtmek için kullanılır. Bir başka odada onunla bütünleşmiş eşyalar sergilenmiş denmiş. Sonra bunlara örnek verilmiş. Küçük el radyosu, fotoğraf makinesi, daktilo gibi bu örneklerin süreceğini belirtmek için de 3 nokta kullanılmış. Açıkça yazılmak istenmeyen bilgilerin yerine konur. Özellikle haberlerde bu ifadeler karşımıza çıkar. Savcı konuyu araştırmak için B'yi sorgulamış. Burada kişinin ismi tam olarak verilmemiş. Sadece baş verilmiş. Atlanan yer için 3 nokta kullanılmış. Ünlem ve seslenmelerde anlamı pekiştirmek için konur. Ses kulağına geldiğinde sırtı ürpertiyle gerildiği hey nazif. Nazif diyorum. Nazif. Burada anlamı güçlendirmek için ünlem ve seslenmeler. Bunlar seslenme olduğu apaçık belli. 3 nokta kullanılmış. Alıntılarda atlanan yerlere konur. Shakespeare'in bir oyununda geçen şu sözler beni hep etkiler. Bir kısmı atlanmış sözün atlanan yer için 3 nokta kullanılmış. Ondan sonra kavgaya girmekten sakın şeklinde başlayan bir söz var. Eksik bırakılan cevaplarda kullanılır. Nereden geliyorsun? kütüphaneden. Burada kütüphaneden geliyorum şeklinde yargı tamamlanmamış. Kütüphaneden dendikten sonra 3 nokta konmuş. Soru işareti. Soru anlamı taşıyan cümlelerin sonuna konur. Hastane inşaatı ne zaman tamamlanacak? Burada bir soru anlamı var. Dolayısıyla soru işareti konmuş. Soru bildiren ancak soru eki veya soru sözü içermeyen cümlelerin sonuna da konur. Örnek başvuruyu kabul eden yetkili sordu. Adınız. Sizin adınız nedir? Şeklinde bir soru yok. Soru eki de yok. Bu ifade soru sözü de içermiyor. Ama soru anlamı taşıdığı için soru işareti kullanılmış. Bilinmeyen, kesin olmayan veya şüpheyle karşılanan yer, tarih ve benzeri durumlar içinde kullanılır. Yunus Emre 1240-1320 doğum tarihinin kesin olmadığını belirtiyor buradaki soru işareti. Onun çok başarılı olduğunu söylüyorlar cümlesinde de başarılı ifadesinin şüpheyle karşılanıldığını belirtmek için ayraç içinde soru işareti kullanılmıştır. Burada dikkat edilecek bir iki husus var. Onlara da değinelim. Mığmi ekini alan yan cümle temel cümlenin zarf önce olduğunda cümlenin sonuna soru işareti konmaz. Hava karardı mı? Eve gideriz. Hava karardığında anlamı vardır burada. Dolayısıyla arkadaşlar burada soru anlamı yoktur. Cümlenin sonuna da soru işareti konmaz. Soru ifadesi taşıyan sıralı ve bağlı cümlelerde soru işareti en sona konur. Çok yakından mı bu sesler? Çok uzaklardan mı? Çok yakından mı soru anlamı taşır ama cümle bitmemiş virgül konmuş sıralı bir cümledir bu dolayısıyla. Çok uzaklardan mı? Cümle bitmiş ikinci soru ifadesinden sonra ise soru işareti konmuş. Ünlem işaretine geldik. Duyguları anlatan cümle veya ibarelerin sonuna konur. Yazık her şeyini kaybetmiş. Yazık bir üzülme ifadesidir. Bir duyguyu belirtir. Dolayısıyla bu cümlede bir duygu ifade edildiğinden dolayı da ünlem işareti konmuştur. Ünlem işareti ile ilgili ikinci işleve bakalım. Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra konur. Ordular. Bakın burada bir seslenme, bir hitap var. İlk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri. Burada da bir seslenme ve hitap var. Dolayısıyla seslenme ve hitap ifadelerinden sonra ünlem kullanılmış. Alay, kinaye veya küçümseme anlamı vermek için yay ayraç içinde de ünlem işareti kullanılabilir. Bakın bu kişi çok çalışkan olduğunu söylüyor. Burada çalışkan olmadığı anlamı verilmek istenmiş. Yani bir kinaye söz konusu hatta alay ve küçümseme söz konusu o kişinin çalışkan olmadığı anlatılmak isteniyor. Dolayısıyla buradaki kinaye anlamını belirtmek için yay ayraç içinde ünlem görüyoruz. Arkadaşlar ünlem işareti seslenme ve hitap sözlerinden hemen sonra konabileceği gibi cümlenin sonuna da konabilir. Bakın bu Abdülhakami Tarhan'ın Makber şiirinden alınmış bir dize. Eyvah ne yer ne yar kaldı. Burada da bir ünlem var. Örneğimizde olduğu gibi ünlemden sonra virgül konmuş cümlenin sonuna ünlem işareti konmuş. Bu şöyle de yazılabilirdi eyvah ünleminden sonra hemen ünlem işareti getirilip büyük harfle başlanıp cümlenin sonuna nokta da konabilirdi. Dolayısıyla iki türlü yazımı da var bunun. Bunlara dikkat etmek gerekir. Kısa çizgiye geldik. Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için konur. Bizim çocukluğumuzda televizyon yeni yeni yaygınlaşıyordu. Bakın burada o yılları çok özlüyorum şeklinde bir ara cümle var. Bu ara cümlenin başında ve sonunda kısa çizgi kullanılmış. Virgülün işlevlerinde de gördüğümüz gibi ara sözler veya ara cümleler iki virgül arasına da yazılabilir. Cümlede arasında V ile den e anlamlarını vermek için de kısa çizgi kullanılır. Ural, Altay dil grubu. Ural ile Altay, Ural ve Altay şeklinde de okunabilir bu. 10.30 ile 11.45 şeklinde de okunabilecek bir ifadenin arasına kısa çizgi kullanılmış. Eklerde fiil kök ve gövdelerinde kelimeleri hecelerine ayırmada kısa çizgi kullanılır. Bakın de, da eki, sevmek fiili buradaki kısa çizgi bunun fiil olduğunu gösteriyor. Veya fiil gövdesi yazmaktan yazdırmak olmuş, türemiş bir fiil yani gövde demek. Burada da kısa çizgi kelimeden sonra geldiği için bunun bir fiil olduğunu görüyoruz. Burada da heceleri ayırmada kullanılmış. Ha, mı, me, li. Hanım eli şeklinde diye ayrılmaz hecelerine bu şekilde ayrılır. Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna da kısa çizgi konur. Hepinizin bildiği bir özellik bu. Bakın bilmem kelimesinde ilk hece yukarıda kalmış. Kısa çizgi konarak alt satıra geçilmiş. Burada dikkat edilecek bir husus var. Sayı adlarının yinelenmesinde araya kısa çizgi konmaz. 3-5 masa örneğinde olduğu gibi. Çünkü arkadaşlar ikilemelerin arasında herhangi bir noktalama işareti konmaz. Sayılarla da ikilemelerin ikileme yapılabilir. Buradaki 3-5 bir sayı ikilemesidir. Uzun çizgiye geldik. Satır başına alınan konuşmaları göstermek için kullanılır. Buna konuşma çizgisi de denir. Arslan Bey sordu. Bizim kaleden daha yüksek mi? Daha yüksek beyim. Ömer Seyfettin'in Kütük adlı hikayesinden alınmış bir kesit bu. Konuşmalardan önce konuşma çizgilerini yani uzun çizgileri görüyoruz. Tiyatro oyunlarında konuşanın adından sonra konabilir. İki noktada konabiliyordu. Konuşma çizgisi de konabiliyor. Bakın Safiye, Nihat, Büyük Anne'den oluşan kişilerden sonra onların konuşmalarından önce konuşma çizgileri yani uzun çizgi kullanılmış. Bu da Turgut Özakman'ın Ocak adlı tiyatro eserinden alınmış bir kesit. Arkadaşlar burada dikkat edilecek bir husus var. Metinde konuşmalar tırnak içinde verildiğinde uzun çizgi kullanılmaz. Ben bir kalenin karşısında çok duramam dedi. Arkadaşlar bu ifadeyi biz konuşma çizgisi şeklinde verirsek tırnağı kaldırıp buraya uzun çizgi koymamız ve buradan sonra tırnağı yine kaldırıp virgül koyup dedi şeklinde yazmamız gerekir. Ama konuşma çizgisi kullanmadığımız için tırnak içinde yazıyoruz. Eğik çizgiye geldik. Dizeler yan yana yaz yazıldığında aralarına eğik çizgi konur. Bakın dört dizelik bir şiir parçası ve burada dizeler arasında eğik çizgiler görüyoruz. Adreslerde kullanılır. Özellikle apartman ve daire numaralarını ayırmak için 21 nolu apartmanmış, 6 numaralı daireymiş. Arada eğik çizgi görüyoruz. Ya da il, ilçe, semt aralarında kullanılır. Bakın kurtuluş Ankara derken yine arada eğik çizgi görüyoruz. Tarihlerin yazımında kullanılır. Tarihlerin yazımında araya nokta da kullanılabiliyordu. Eğik çizgi de kullanılabilir. Bakın 18 11 1969, 15 9, 994. Dikkat ederseniz ister noktayla yazılsın, ister eğik çizgiyle yazılsın. Gün, ay ve yıldan oluşan tarihlerde rakamlar kullanıldığında ayı ifade eden rakam Roma rakamıyla da verilebilir. Eklerin farklı biçimlerini göstermek için de kısa çizgi kullanılır. Örnek da d 2 arasında eğik çizgi var. Arkadaşlar eğik çizgiler genel ağ yani internet adreslerinde de kullanılır. Bakın burada eğik çizgileri görüyoruz. Burada dikkat edilecek bir husus ters eğik çizginin kullanımıdır. Teknik bir konudur bu. Bilişim uygulamalarında art arda gelen yani dizinleri birbirinden ayırt etmek için kullanılır. Bakın burada bir dizin görüyoruz ve bu dizinde ters eğik çizgileri görüyoruz. Yay ayraça geldik. Ek bilgileri veya açıklamaları göstermede kullanılır. İmek fiilinin geniş zamanı şahıs ekleriyle çekilir şeklinde bir örneğimiz var. Burada imek fiilinin ek fiil olduğuna dair bir açıklama yapılmış. Bu açıklamada ayraç içinde verilmiştir. Arkadaşlar burada bir noktaya daha dikkatinizi çekelim. 2023 yazım kılavuzu çıkana değin ek fiil ayrı yazılıyordu ve araya herhangi bir noktalama işareti getirilmiyordu. 2023 kılavuzunda ekviel bu şekilde yazılıyor. Tiyatro metinlerinde hareketleri belirtmek için kullanılır. Adam başını hafifçe kaldırır. Lütfen gelişmeleri bana da bildirin der. Arkadaşlar bunun bir tiyatro diyaloğundan alındığını görüyoruz. Konuşan kişi adam konuşma çizgisi var. Konuşmasından önce kişinin davranışını belirtmek için ayraç içinde bir açıklama yapılmış. Yani kişinin hareketleri belirtilmiş. Ondan sonra konuşuyor. Alıntıların kaynağını göstermede kullanılır. İnsanın en büyük düşmanı kendisidir diyor Cicero. Bakın bu söz Cicero'ya aittir. Yani kaynağı Çiçero'dur bu sözün. Dolayısıyla Çiçero ayraç içinde verilmiştir. Yazının maddelerinde kullanılır. Örnek sıfatlar ikiye ayrılır dedikten sonra bir niteleme sıfatları, iki belirtme sıfatları diye bir sınıflama yaparsak, maddeleme yaparsak nokta veya ayraç kullanırız. Burada ayraç kullanılmış. Dikkat edilecek hususlara bakalım. Alıntılarda atlanan bölümlerin yerine konulan 3 nokta yay ayraç içine alınabilir. Bunu görmüştük 3 noktanın işlevlerinde. Bakın bunlar ayraç içine de alınabiliyor. Söze alay, kinaye ve benzeri anlamları katmak için kullanılan ünlem işareti de yay ayraç içine alınır. Zaten Zaten ünlem işaretinin işleminde buna değinmiştik. Adam akıllı olduğunu söylüyor. Burada akıllı olmadığına dair bir kinaya var. Bir bilginin kesit olmadığını göstermek için kullanılan soru işareti yay ayraç içine alınır. Bunu da hatırlatmıştık. Ama yay ayraç konusuna geldiğimiz için tekrar değiniyoruz. 1496 yılında doğan Fuzuli diyoruz. Fuzuli'nin doğum yılının şüpheli olduğu kesin olmadığı anlamına geliyor. Burada da ayraç işaretini görüyoruz. Bir yazının maddelerini gösteren sayı ve harflerden sonra kapama ayracı konur. Bunu noktada da görmüştük. Bakın maddelemede nokta veya yay ayraç kullanılabiliyor. Köşeli ayraça geldik. Arkadaşlar ayraç içinde ayraç kullanılması gereken durumlarda yay ayraçtan önce köşeli ayraç kullanılır. Örneğimize bakalım. Halikarnas balıkçısı şimdi açıklama yapılacak. Cevat Şakir Kabağaçlı. Doğum ve ölüm tarihleri verilmiş. Bunlar ayraç için alınmış. Cevat Şakir Kabağaçlı kendisi de bir açıklama cümlesiydi. Burada artık ayraç kullanıldığından dolayı bunu kapsayacak olan köşeli ayraç kullanılmış bu sefer. Yani açıklama içinde açıklama olduğu zaman en geneli köşeli parantez daha dar kapsamlısı yay ayraçtır. Kaynak olarak verilen kitap veya makalelerin künyelerine ilişkin bazı ayrıntıları göstermek için kullanılır. Yakup Kadri İnkılap Edebiyatı Kadro sayı 25, 2. Kanun 1934, sayfa 21. Bu bir makaledir. Kadro dergisinde yayımlanmıştır. Yakup Kadri Karaosmanoğlu tarafından yazılmıştır. Ama soy adı kanunundan önce yazıldığı için yazar bu makalesini Yakup Kadri adıyla yazmıştır. Burada ek bilgi olarak bu yazarın soyadının Karaosmanoğlu olduğunu belirtmek için bir açıklama yapılmıştır. Bu ayrıntı köşeli ayraç içine alınmıştır. Yani orijinalinde yok bu bir eklemedir. Bu köşeyle ayrı aç bu eklemeyi ifade eder. Tırnak işareti aktarma sözler veya cümleler tırnak içine alınır. İyiliğe gücün yetmezse kötülük yapma dedi. Bu Aristo'nun bir sözüdür arkadaşlar. Ondan bir alıntıdır. Dolayısıyla tırnak içinde verilmiştir. Özel olarak vurgulanmak istenen sözler tırnak içine alınır. Şair bu şiirde sevgi temasını işlemiş. Burada sevgi kavramı vurgulanmak istenmiş. Dolayısıyla tırnak içinde verilmiş. Metinde eser, yazı adı ve bölüm başlıkları tırnak içine alınır. Vatan yahut Silistre konusu tarihten alan bir eserdir. Arkadaşlar bu başka nasıl yazılabilir? Özel isim olduğundan dolayı, eser adı olduğundan dolayı tırnak içinde verilmiş. Tırnaklar kaldırılıp italik yazılarak da verilebilirdi. Yani italik demek harflerin yan yazılması, eğik yazılması demektir. Bilimsel çalışmalarda künye verilirken makale adları tırnak içinde yazılır. Murat Belge, Politik Roman Üzerine Birikim Dergisi, Sayı 9, Kasım 1975, Sayfa 40-47. Arkadaşlar burada Birikim Dergisi'nde çıkan Politik Roman Üzerine başlıklı bir makalenin verildiğini görüyoruz. Dolayısıyla Birikim Derginin adı olduğundan özel adlır. Eğik italik yazılmış. Makale adı ise tırnak içinde verilmiş çünkü özel adlır. Dikkat edilecek bir hususa değinelim. Zaten belirtmiştik yine tekrar edelim. Metinde eser adları ve başlıklar eğik yazıyla da gösterilebilir. Yani italik dizilerek de gösterilebilir. Dıranas'ın Fahriye Abla adlı şiiri çok meşhurdur. İtalik yazılmış gördüğünüz gibi eğik yazılmış. Bu başka nasıl yazılabilir? Tırnak içinde düz şekilde de yazılabilir. Yani Fahriye Abla eserinin başına ve sonuna tırnak işareti koyarız. Yazılarda eğik olmaz. Tek tırnak işaretine de değinelim. Arkadaşlar tırnak içinde verilen cümlenin içinde yeniden tırnağa alınması gereken bir sözü ibareyi belirtmek için kullanılır. Edebiyat öğretmeni şiirler içinde han duvarları gibisi var mı? dedi. Bakın burada edebiyat öğretmeninin konuşması tırnak içine alınmış. Ama han duvarları da özel attır. Burada han duvarları italik de yazılabilirdi ama italik yazılması tercih edilmemiş. Bu durumda çift tırnağı zaten konuşmanın başında kullandığımızdan dolayı tek tırnak kullanılır. Kesme işaretine geldik. Özel adlara getirilen çekim eklerini ayırmak için kullanılır. Türkiye mizin, Ziya Gökalp tan, Osmanlı devletindeki Çanakkale boğazının bakın bunlar bunların hepsi hat. Gördüğünüz gibi arkadaşlar özelatlardan sonra gelen çekim eklerini ayırmak için kesme işareti kullanılmış. Saygı ve ünvan sözlerine getirilen ekleri ayırmak için kullanılır. Nihat Bey'e. Bey burada saygı anlamındadır. Kesme işaretiyle ayrılmış gelenek. Ayşe Hanım'dan hanım ifadesi saygı bildirir ve gelen çekim eki kesme işaretiyle ayrılmış. Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için kullanılır. TBMM'nin TDK'nin KYK'de BM'de TVY gibi. Sayılara ve belirli tarihlere gelenekleri ayırmak için kullanılır. 1985'te 8. madde 2. kat gibi örneklerde kesme işaretlerini görüyoruz. Seslerin ölçü ve söyleyiş gereği düşünü göstermek için kullanılır. Bakın arkadaşlar güzelliğin 10 para etmez bu bendeki aşk olmasa. Hece ölçüsünü uydurmak için para etmez şeklinde değil de para etmez şeklinde yazılmış. A ünlüsü düşürülmüş ve kesme işareti konmuş. Bir ek veya harften sonra gelen ekleri ayırmak için kullanılır. A'dan Z'ye kadar her şeyi düşünmüşler dediğimiz zaman arkadaşlar A'dan Z'ye harftir ve kendisinden sonra gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmıştır. Arkadaşlar bazı hususlara dikkat etmemiz gerekir. Şimdi dikkat edilecek bu hususları belirtelim. Kurum, kuruluş, kurul, birleşim, oturum, iş yeri adlarında kesme işareti kullanılmaz. Sınavlarda bu karşınıza çıkar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bakın özel ad olmasına rağmen kurum adı olduğundan dolayı kesme işareti kullanılmıyor. Türk Dil Kurumu adı üzerinde özel bir kurumdur ama kurum olduğundan dolayı kesme işareti kullanılmıyor. İstanbul Üniversitesi'ne kurumdur, özel isimdir ama kesme işareti kullanılmıyor. Özel adlara getirilen yapım ekleri çokluk eki ve bunlardan sonra gelen diğer ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Türkçülük Konyalı yani Konya'dan sonra kesme işareti koyarsanız yapım ekine ayıracağınız için yazım yanlış yapmış olursunuz. Özel adlara gelen çokluk eki kesme işaretiyle ayrılmaz. Bakın Yakup Kadiriler kesme işareti koyamazsınız. Türkçenin diyemezsiniz. Buradan ayıramazsınız. Sınavlarda bu soruldu. Müslümanlıkta ta ayıramazsınız. Atatürkçülüğün de böyle ayrılmadan yazılır. Özel adlar için bir açıklama yapıldığında kesme işareti yay ayraçtan önce kullanılır. Arkadaşlar bu da dikkat edilecek çok önemli bir husus. Yunus Emre'nin bu şekilde yazılır. Yunus Emre yazıp yay ayraçtan sonra kesme işaretini koyup ondan sonra nin yazarsanız yazım yanlış olur. En zor özelliklerden bir tanesi de şudur arkadaşlar. Sonunda üçüncü teklik kişi iyilik eki alan özel ada bu ek dışında başka bir iyilik eki getirildiğinde kesme işareti konmaz. Örnek verelim. Benim köprüm, senin köprün, onun köprüsü. Bakın üçüncü teklik kişi iyilik eki, onun köprüsü. Genelde bunlar belirtisiz isim tamlaması şeklindeki yer adlarıdır. Ama üçüncü teklik dışındaki eklerde kesme işareti kullanılmaz. Bakalım Boğaz Köprümüzün, bakın Boğaz Köprüsü olsaydı kullanılırdı. Boğaz Köprümüz denince üçüncü teklik kişi dışındaki bir iyilik eki dur bu. Birinci çokluk iyilik ekidir bu. Bizim köprümüz. Kesme işareti konmaz. Kuş adası. Yine bakın arkadaşlar. Belirtisiz isim tamlaması şeklinde. Senin adam onun adası. Yani üçüncü teklik iyilik eki almış. Kesme işareti kullanılmış. Ama üçüncü teklik dışında bir ek alırsa kesme işareti kullanılmıyor. Kuş adamız. Bizim adamız şeklinde. Yani birinci çokluk iyilik eki almış. Üçüncü tekil şahıs iyilik eki varsa kesme işareti gelir. Diğer durumlarda gelmez. Dolayısıyla arkadaşlar yine kesme işaretiyle ayrılmıyor. Aklınızda kalması gereken şey şu. Üçüncü teklik kişi eki. Bu TDK'nin ifadesi. Bunu şu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Üçüncü tekil şahıs iyilik eki. Üçüncü tekil şahıs iyilik eki varsa kesme işareti gelir. Diğer durumlarda gelmez. Özel durumlara devam ediyoruz. Yer bildiren özel isimlerle ilgili kısaltmalı söyleyişlerde kesme işareti kullanılır. Bakın Anadolu Hisarı yerine Hisar denmiş. Dolayısıyla özel bir yeri karşıladığı için kesme işareti gelmiş. Boğazdan denmiş. Yani İstanbul Boğazı kastedilmiş. Özel bir yer kastedildiğinden dolayı Boğazdan kısaltmasından sonra kesme işareti gelmiş. Kanun, tüzük, yönetmelikleri karşılayan ifadelerde kesme kesme işareti kullanılır. Kanunun 16. maddesinin C bendi denirken özel bir kanundan bahsediliyor burada. Dolayısıyla kesme işareti konmuş. Ek getirildiğinde Avrupa Birliği kesme işaretiyle kullanılır. Arkadaşlar bildiğiniz gibi kurum kuruluş adlarından sonra kesme işareti gelmiyordu. Ama Avrupa Birliği bir devlet olarak düşünüldüğü için kesme işareti geliyor. Yani bir kuruluş adı olarak düşünülmüyor artık. Dolayısıyla arkadaşlar bu özel durumu bilmemiz gerekir. Başbakanlık, rektörlük gibi sözler ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde başbakanlığa, rektörlüğe gibi biçimlerde yazılır. Arkadaşlar bunlar bakanları karşıladığı için büyük harfle başlar ama ünsüz yumuşamasına uğrar. Özel bir durum olduğu için zaten dikkat başta altında verdik. Özel adlar yerine kullanılan o zamiri cümle içinde büyük harfle yazılmaz ve kendisinden sonra gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Arkadaşlar Yahya Kemal'den bahsettiniz. Sonraki cümlede Yahya Kemal yerine o zamirini kullandınız. Eğer cümlenin başında değilse o zamiri büyük harfle başlamaz ve kendisine gelen ekler de kesme işaretiyle ayrılmaz. Konumuzu bitirdik. Şimdi sıra sizde. Siz söyleyin. Şimdiden TYT Türkçe için çalışmaya başladınız mı? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.